Efendim, İstanbul Sultan Gazi'de bir mahalleye 3 aydır kablo hırsızları dadandı. Sürekli çalınan internet kabloları yüzünden online derslere katılamayan öğrenciler de veliler de isyanda. Mahalleli yetkililerden acil çözüm bekliyor. Derse giremiyoruz. Ben LGS'ye gireceğim. Nereden ders işlemimi bekliyorlar? Bu hırsızlara dur değilsin. Anlamıyorum sınavları, dersleri anlamıyorum çünkü giremiyorum. Hırsızlar geleceklerini çaldı. Hem öğrenciler hem de veliler isyan etti. Kablolarımı hiç çalmayın. Derslere giremiyorum. Burası Sultan Gazi'deki Habipler Mahallesi. Yaklaşık 10 sokakta son 3 aydır internet yok. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre nedeni de internet kablolarının çalınması. İnternet kablolarımızı gece 3-2 gibi civarlarında internet kablolarımızı alıp götürüyorlar. Sıkıldık. Tabii ki 2 ayda bir kablolar giriliyor. Bir sabah bağlanıyor, akşamüstü çalınıyor. Çocuklarımızı halasına gönderiyoruz, dayısına gönderiyoruz, amcasına gönderiyoruz. Bu şekilde hani biz bıktık. İnternetin olmaması kuşkusuz en çok çocukları mağdur etti. Çünkü şu anda internetleri olmadığı için online derslerine giremiyorlar. Hem derslerinden hem de arkadaşlarından geri kalmış durumdalar. Şu anda sisteme giriş yapılamıyor değil mi? Evet. Öğretmenlerimiz kalacağımızı söylüyor. Derslerinden devamsızlığınızdan kalacağımızı söylüyor. Şu an kaldım bence. Yani arkadaşlarım daha ileride. Hem derslerimizden geri kalıyoruz hem de zaten sınav süresi de başlıyor bir zaman sonra. Veliler telefonlarına ek internet paketi alıyor ama o da hemen bitiyor. Sürekli internet paketi yapıyoruz, yeterli gelmiyor. Çok mağduruz. Canlı derslere giriş yapamıyoruz. İnternet zaten çok fazla yiyor. İnternet paketlerimize bir yere kadar yetinebiliyoruz. İnternet yok. Annemle babamın interneti de yetmediği için giremiyorum. Derslerinden geri kalıyorum. İddiaya göre hırsızlar internet kablolarını çalmak için ilginç bir yol buldu. İşte bu gördüğünüz taşları alan hırsızlar önce bunlara ip bağlıyor. Ardından da bu kabloların üstüne atıyor. Onları kopardıktan sonra da tek tek çalmaya başlıyorlar. Kopardıktan sonra kabloları pat 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 direklerden söküp götürüyorlar. Çaldıkları kabloları yakıp eritip içinde bakır varmış. 50 lira 100 liraya satıyor bunları. Hırsızlardan bıkan mahalleli bir an önce kalıcı çözüm bulunmasını istiyor. Yazık günah, buradaki bu kadar çocuğun geleceğiyle oynamaya hiç kimsenin hakkı yok. İnternet!